Evet anne, evet. Uçakta yer bulamadım, o yüzden. Ha, yarın iş görüşmesine yetişmem lazım ya, o yüzden otobüse bindim. Yoksa ben biner miyim otobüse? Biliyorsun işte otobüs korkumu. Tamam. Aldım. 5 tane uyku ilacı aldım anneciğim. Şimdi buradan kafayı bir kurum, vardığımız yerde uyanırım, evet. Zaten etkisini göstermeye başladı. Ha. Tamam anneciğim, tamam ya. Benim yarın iş görüşmesine uykusuz girmemem lazım. Hadi öpüyorum, hadi. Şaşırdın ki. Otobüs Bursa'ya gidiyor ya. Hepimiz aynı oldu. Evet kızım. Çok güzel sohbet ederiz senden diye düşündüm. Çok güzel hikayeler var bende güzel kızım. Yani güzel güzel gece hiç sıkılmayız. Sen de çağır. Valla teyze bende pek muhabbet yok ya. Ya benim yarın sabah sınavım vardı, o yüzden ben yatıp uyuyacağım. Olsun. Olsun kızım, uyu uyu, ben seni dürterim. Aman vallahi. 80 kişilik yolcu kapasitesi. Engelli yolculara biniş kolaylığı. Yolcu bilgilendirme ekranı. Geniş koltuk mesafesi. Ücretsiz internet, priz, büyük ekran televizyon ve uyku seti. Sınıfının en iyisi. Aşk bu, aşk. Reklam mı çekiliyor? Bu otobüsün reklama ihtiyacı yok. Yer uçağı bu, yer. Bak şimdi bu otobüs... Abi tamam, hiç ilgilenmiyorum ben. Benim uyumam lazım yol boyunca. Sizden ricam, biraz sessiz olabilirseniz. Ben konuşmayı sevmem zaten. Ha, güzel, güzel. Ne güldün? Havalandırma 45 derecede. Isı ideal, tamam. Işık da sağa doğru, evet. Tamam. Kaptan, bizim amca kızı harem değilmiş de. Memlekete gidecekmiş. Giderken onu da atsak sana uyar mı? Siz Erzurumlusunuz. Amca kızın neden acaba memleket diye Bursa'ya gidiyor? Bu hikayede bir tutarsızlık var. Tamam kaptan ya, ne kurcaladın? Kız arkadaşımız işte. Niye öyle de? Hikayelerdeki böyle boşluklara dayanamam. Kafaya taktın mı deli olurum, manyak olurum, kafam atar. Takarım, irdelerim. Öyle. Hadi. Kaptanım. Hayırlı yolculuklar. Kolay gelsin. Ya otobüse binirken dikkatimi çekti de... arabanın havalandırma, mazgalları çatal yapmış böyle ha. Onu elle temizlemek lazım. Yoksa araba bağırır, ses yapar ha böyle. Yapabilir yani. Araba çalışmadan sen bunu nasıl anladın acaba? Bak aynı ses. Mazgal temizlemek lazım. Elle halletsin hemen onu. Elle hallet oğlum. Haydi. Beyefendi haklıymış. Herhalde. Kokun mu var ya burada? Ne? Motorun yanı kokusu galiba. Bak bu yağ kokusu. Motor yağ kokusu yapıyor ama bu önemli bir şey değil. Periyodik bakım da onun icabına bakarlar. Sen otobüslere fısıldayan adam mısın? Sana ne bundan? Bana ne bundan? Yani. Mazgallar tıkalıymış kaptan abi, doğru diyor.
Az daha conta yakacaktık. Yangaz, yangaz. Sen merak etme. Ne olmaz? Yangaz, yangaz. Sen merak etme. Ya şimdi bak, sen conta dedin de benim aklıma ne geldi ya? Bak, arkadakiler siz de dinleyin bak. Ya bizim eski köyde Jackson'un Ömer deyince bir çocuk vardı. Sen bilirsin lan. Ha? Jackson Ömer. Bu nerenin şivesi abi ya? Kurban olayım. Ben nereden bileyim sizin köyü? He lan o işte o aynen. Jackson Ömer. Neyse bu Jackson Ömer Michael Jackson'un hastasıydı. Köy kahvesinin önünde moonwalk yaparak aya doğru giderdi yani. Acayip bir çocuktu. Teknolojiyi de severdi yani, icatçıydı. Evdeki eski elektrik süpürgesiyle, mutfak robotuyla, fritözden falan böyle çakır 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 böyle bilgisayar yapardı yani. Fritözden. Fritözden lan. Bu bir gün yine... İnternete giriyor bilgisayarıyla, tamam mı? Arkadaşlık sitelerine takılıyor. Buna tak deyince bir mesaj geliyor. Bak. Ah diyor. Jackson Ömer diyor. Ben sana aşık oldum. Ben diyor aradığım aşkı buldum diyor. Jackson Ömer diyor ki sen kimsin? Kim dese beğenirsin? Kim? Yapay zeka Jet BBC. Neyisi? Jet BBC. Jet BBC bana diyor ki, ben sana aşık oldum. Gel seninle biz Hayki Diki adalarına gidelim. Orada Hatay soslu döneri işine girelim. Kazandığımız paraylardan Silikon Vadisi'ne gider evleniriz. Bizim Jackson Ömer diyor ki, ya Hatay soslu döneri olmaz ama seninle diyor biz Konya etli ekmek işi yaparsak ben düşünürüm. Arkadaş bunlar gidiyor şu Puşaklara. Orada Türk konsolosluğunda bizim Tarık Mengücü'nün kaynıyla bunlar şakşuka işine giriyor mu? Parayı da buluyor mu? La! Jet BBC'si parayla o bilgisayar kasasını alıp kaçıyor mu? Yazık tabii ya. Bunlar VR gözlük işine giriyor. Arkadaş sanal ortamda imar izni olmayan arsaları satarken bunlar hapse düşüyor. Bak bizim aşık Jackson Ömer arkadaşı Sylvester Stallone'a gidiyor. Diyor ki beni kurtar. Stallone'a şafak operasyonuyla bunları hapisten çıkartıyor. Bak Jackson Ömer bu bizim Jet BBC'nin kasasını bozuyor mu? Sonra da Çinlilere satıyor mu? Vay be. Helal olsun Jackson Ömer'e be. Aynen daha dur. İntikam meleği bizim Jackson Ömer ya. Parayı cebine koyuyor. Atlıyor gidiyor Amerika'ya. Amerika'da Bill Gates'in eski karısıyla sağ bir tık uzağım denge bir arabesk albüm yapıyor mu? Demem o ki, o albüm kaç sattı belli değil yani. Sen hani konuşmayı sevmiyordun? Konuşma değil ki lan bu hikaye. Şimdi bunlar etli ekmek işine gireceğiydi, sonra şakşuka'ya döndü. Bu Tarık Mengücü'nün kaynını yüzde kaça ikna ettiler? Acaba bu... Ha bu Sylvester Stallone'yi nereden tanıyor acaba? Aklım almay. Yani hikayede bazı boşluklar var. Kafam... Lan ne yapıyorsun? Önüne baksana abicim. Sen niye mantık arıyorsun bu saçmalığın içinde ya? Ölüyorduk senin yüzünden az daha. Kardeşim ben hayatımda sorgulamadan bir an yaşayamam. Hala kafam çok karışık. Lan önüne bak. Hikayede boşluklar var diyorum sana. Anladım. Anladım önüne bak direksiyonu bırakma ne olursun ya ne olursun. Siz de susun. Kimse cesaretlendirmesin bu adamı. Ben de çok severim Sylvester Stallone'yi. Siz de seviyor musunuz beyefendiciyi? Sevmem, dön onu. Adam bana yazıyor. Kim? Şuradaki adam. Papağana benzeyen. Yazıyor bana. Hanımefendi. Teyzeciğim, aranızdaki cinsel gerilimi niye benimle paylaşıyorsunuz? Ay kızım sen de kıskanma ayol Allah Allah. Belli ki bekarsın yani.
Sana öğreteceğim erkekler üç adımda nasıl maymuna çevrilir diye. Azıcık kadınlık öğreneceksin ayol. Çok teşekkür ederim. O değil de... Ya siz ikiniz de konuşmayı çok seviyorsunuz. Acaba yer mi değişsin? Ha. Yani ben oraya geçsem de... Ya evet, hakikaten. Değil mi? Biz de biraz uyuruz. Evet. Olmaz. Hayatta olmaz. Kadınla erkek bir otobüste yan yana oturmaz. Efendim ne yapmış? Lan kadınla dert etmiyor. Sana ne oluyor? Uğursuzluk getirir. Otobüsün konuşulmayan ama... uyulması gereken de bazı kuralları vardır. Gemi mi lan bu? Tamam sus. Sus, ben zıbarıp yatacağım lütfen. Evet, ikram servisimiz başlamıştır. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirin. Şişt, ikram geldi lan. İkram geldi. Kalk, kalk. Kalk, ikram geldi. Lan sen niye beni dürtüyorsun? Hayvan dürter gibi ya. Lan oğlum, ikram geldi, ikram. Vay anasını ya. Eskiden sandoğuşlar, ekmek arası, salam kaşarlar havada uçuşurdu. Şimdi kekle çubuk kraker arasında gidip geliyoruz. Kekin içindeki akışkanı seviyorum aslında ben. Ama çubuk krakerin de o uzun lezzeti kafamı karıştırmıyor değil. Sen hangisini tercih ediyorsun? Hiçbirini tercih etmiyorum. Abi rica ediyorum. Beni bırak, ben azıcık uyuyayım. Neyse, onunkini de bana ver. Bir tane kek ver bana. Bir tane çubuk kraker ver. Çay ver. Kahve hemen bitiyor ya. Bu arada Ehber, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen havalandırmaya fıs sıkmadın galiba. Ayrıca bak, şu saat doğru gösteriyor. Onu hemen değiştir. Bir otobüsün saati asla doğruyu göstermez. Abi sen bu otobüsü benden daha iyi biliyorsun ha. Sen daha önce muavini falan yaptın mı? Ah keşke. Ama bende bağlanma problemi var. Otobüse bağlanırım diye çok korkuyorum. Ben hemen bir tane çay alayım. Tabii. Evet. Ben çok tutkulu bir kadınımdır biliyor musun? Yani bağlanma problemlerini çözerim aslen. Biliyor musunuz? Ben sizin dişil enerjinizden ilgilenmiyorum. Git kime bağlanırsan bağlan. Evet siz. Siz. Ya ben. He. Ben kahvem için laktozsuz süt alabilir miyim? Alamazsın. Laktozu bırak, süt de yok. Sana Melisa çayı alayım ben. Onu da alamazsın. Sana şöyle güzel bir ercüment çayı al. Takıl bununla. Sen? Ben bir su alacaktım abi ama. Bana ne lan? Bir tane su isteyeceksin. Ne ezilip üzülüyorsun? Al işte. Pardon, ıslak havlu olabilir miyim? Alamazsın. Ben varsa bir kuru yemiş alayım. Yok. Bir de ben çavdar ekmeğine sandviç alacağım. Taze sıkma portakal suyu var mı bu arada? Yok! Yok lan! Otobüs ya burası, otobüs! Allah'ınızı severseniz bunlar nasıl istekler? Ya çayını iç, kekini ye, sonrası var yat! Sessizlik lütfen! Kalk lan, kalk, kalk, kalk. Kalk lan. Kalk lan, kalk. Bak, film dedemin fişi başladı. Acayip komik film. Acayip film ya. Lan daha yazıları başladı. Komik bir şey olmadı. Neye gülüyorsun sen? Abi, abi. Kurban oldum. Azıcık bana bakar mısın? Abi. Bak ben 5 tane uyku ilacı aldım güzel abim bak. Ata verseler, at uyuduydu şimdiye kadar. Ben uyuyamıyorum. Niye? Çünkü ar diye. Üstüme geliyorsun. Abim, kurban olayım. Sal beni abim. Bak şimdi, sen humpir dedin de benim aklıma ne geldi biliyor musun? Demedim. Abi ben humpir demedim. Ben şimdi niye durduk yere humpir diyeyim? Rica ediyorum abi. He lan, o işte o. Ya bizim eski mahallede memeli deyene bir çocuk vardı. Böyle full kumpir yapardı bu. Neyse bir gün dükkanda yine böyle kumpir yaparken... dükkandan kim girse beğenirsin. Kim girse beğenmem. Beğenmem abim. Çok rica ediyorum. Anlatma, kimse de merak etmiyor senin bu hikayeni. Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Lütfen ya. Yani ediyoruz canım. Kim girmiş? Ben dinliyorum. Siz de benim beyefendi. Kim girdi? Aa bak, gördün mü? Kim girdi biliyor musunuz mu? Kim? Kim? Dua Lipa. La 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 la. Ana! Vallahi lan. Oğlum tuhaf tuhaf hareketler yapma, ağzına koyarım iki tane. Yasan lan arkana. Dinleyeceğim oğlum. Uyutmayın şunu ha. Neyse. Ya bu Dua Lipa dükkana giriyor. Böyle bir full kumpir istiyor, karışık yani. Arkadaş bu kumpiri ağzına katıyor, diyor ki wow. This is incredible diyor ya.
This is Spartan diyor yani. Bu nasıl bir acılı sos diyor ya. Allah aşkına Memeli diyor, arkanda kim var, ne varsa bırak. Bak beni dinle. Benimle beraber gel. Bu acılı sosu yalnız bağ yapacağım. Zira diyor, ben bu lezzetsiz yaşayamam. Memeli diyor ki, tamam. Bunlar bir tane gri pasaport çıkartıp Nikaragua'ya gidiyor mu? Nereye? Nikaragua. Nikaragua'ya gidiyor. Duan Lipa bunun yanında 8 ay sigortasız çalıştırıyor. He. Ya Memeli Boğa diyor ki, bak Duan, acılı ezme işi riskli iş. Bak sonra diyor, işimiz Duan'a kalmasın. Duan Lipa Boğa diyor ki, dinle bak, dinle. Memeli diyor, Memeli diyor. Bak, diyor ki Memeli, he bağa çevir, tamam böyle bak. Diyor ki, Memeli, ben aslında acılı sosu sevmedim. Ben sadece seni sevdim. Gel diyor, seninle evlenelim. Ben seni diyor, ömür boyu tamamlayıcı sigorta yaptırayım. Memeli de boğa diyor ki, hayır de ya. Ah, yalandan söylenmiş. Bu aşk sözleri tamamlanmaz bir sevdadan başka bir şey değildir diyor. Çekiyor gidiyor. Bizim doğa sinirleniyor. Bak. Arıyor Volkan Kona. Volkan Kona. He, ama telefona Kibariye çıkıyor. Tabii. Doğan Kibariye diyor ki, kibaş diyor, kibaş. Ben bu Memeli'ye bir ders vermek istiyorum. Ablam diyor, bana bir şey söyle. Kibariye de bunu Jetli'ye yönlendiriyor mu? He. Jetli bu Memeli'yi alıyor. Arkadaş, bir orasına vuruyor, bir burasına vuruyor. Bir şurasına vuruyor, bir burasına vuruyor. Bir orasını kırıyor, bir burasını kırıyor. Ağzını, burnunu kanatıyor yani. Bizim Memeli diyor ki, aa yeter artık, vurma diyor, vurma. Yediğim vurma, evleneceğim de. Evleneceğim Doğan Lipa'yla. Bunlar 2 hafta sonra evleniyor mu? Memeli bütün altınları alıp kaçıyor mu? Ay eyvah. Aa eyvah ya. Doğan Lipa arıyor Kibariye, kiboş diyor, kiboş. Senin adam fos çıktı diyor. Kibariye delleniyor. Bizim Jetli'ye papaz büyüsü yapıyor mu? Jetli böyle oluyor mu? Ya demem o ki. Bizim o Memeli altınları ne yaptı belli değil yani. Lan sen bu hikayede buna mı takıldın? He? Şuradaki boş Jetli'ye papaz büyüsü yapmış. Senin takıldığın şey bu mu? Ulan. Lan böyle prodüksiyonlu yalan atılır mı? Tarantino bir araya gelse senin bu söylediklerini yapamaz lan. Ulan çocuk adam ne sinirlendi ya? Lan bir sakin ol. Bu dua Volkan Konağı aradı. Evet. Ama telefona Kibariye çıktı. Bunlar aynı stüdyoda mı acaba? Yani ondan dolayı mı çıktı? Orada bir tuhaflık var yani. O aklım almıyor onu. Hiç aklım almıyor. O Memeli. O altınları yurt dışına nasıl çıkardı? Abi. Otobüsün bagajından mı çıkardı? Bunun gümrüğü var, osu var, busu var. Ya hikayede tutarsızlık var kardeşim ya. Tutarsızlık var. Anlamıyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Sen niye önüne bakmıyorsun? Sen niye hala bu saçmalığın içerisinde bir mantık arıyorsun? Dur geçiyor yalan üstümüzden. Hayır hikayeler bir yandan gerçeğe de çok yakın yani. Allah'ım şu yol bir bitsin. Benim çok güzel hikayelerim var. Gayet de inandırıcı hikayeler. Yani isterseniz anlatabilirim efendim. İster misiniz? Kız! Hikaye anlatacağım. Sen de uyan. Ne uyudun be? Yine Allah ya. Zaten beni uyutmayacaksınız siz. Buyurun anlat teyze ne olur dinliyoruz. Evet. Anlatıyorum şimdi. Şimdi efendim biz bir gün kardeşimden dere kenarına gidiyoruz. Hiç merak etmedi bu hikayeyi. Boşu boşuna nefesini yorma yani. Bir dakika lan. Ben merak ettim. Sana gıcıklık değil mi? Merak ettim. Marilyn Monroe teyzem, sen anlat. Ha, dere kenarında çamaşıra indin, evet. Ay evet, kardeşimle beraber dere kenarında çamaşıra indik ve bir sandıkla karşılaştık orada tabii. Sandığın içinden altınlar akıyor, sandığın içinden. Bir sürü altın görünce biz bu sandığı çok şaşırdık kardeşimle. Hemen sandığı eve götürdük.
Daha sonrasında babam gördü. Dedi ki aman dedi bu sandığın içindeki altınlar dedi. Büyülü yılanlı altındır bunlar dedi. Bunu hemen geri götürün kızım dereye derken. Sandığın içindeki altınlar birdenbire ufak ufak yılanlara dönüşmez mi? Hadi be! Evet! Odanın etrafını sardı 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 yılanlar. Ondan sonra biz tabii yılanları güç bela sandığın içine geri toktuk. Sandığı geri götürdük dereye. Derede de böyle beyaz sakallı bir dede. Bana bakıyor sürekli ama. Yani takmış gözünü bana bakıyor. Alamadı gözünü benden. Dedi ki iyi ki dedi sandığı getirdin dedi. Çünkü dedi bu sandık dedi efsunlu dedi. Nasıl hikaye ya? Ne girişi var ne gelişmesi var ya. Kimse inanmadı bu ha. Hiç kimse inanmadı. Yok ya, hiç de bile. Mis gibi hikaye. Siz merak etmediniz mi sevgili arkadaşlar? Yani ben de hikaye. Ne biçim merak ediyorsunuz? Yani. Ya perişan oldum meraktan. O altınları alınca adam ne oldu, ne yaptı yani? Evet ya, dedeye ne oldu? Altınlara ne oldu? Ne? Efendim, altınlara ne oldu biliyor musunuz? Bir içinden efsunlu sikke çıktı. Ha? Evet, o yılanların hepsi altına dönüştü ve bu eski dönem sikkelerindenmiş. Ve adam bana o altınlardan birini verdi. Aa. Evet. Allah aşkına bu kadar yalan söylenmez yani. Bu nasıl bir yalan? Buna kim inanır yani? Bakın. Burada. Altın işte. Bakayım. Evet. Bayağı altın bu. Ha bildiniz evet ha. Yani o dede nereden çıktı? O dede kim? O dede acaba o efsunlu hikayeleri anlatan o büyüyü yapan dede miydi? Onun amansız bir koruyucusu muydu dede? Yoksa altınların sahibi miydi? Çok boşluk var hikayede. Ben dayanamayırım. Bana oradan bir kolonya bir şey getirirdim. Yazık ulan ya. Verdiğiniz reaksiyona bak şu hikayeye. Aman kaba. Ağzımı kapatıyorum mu? Bursa'ya kadar konuşmayacağım mı? Hadi inşallah, hadi. Daha konuş dersem zaten çenem kopsun. İyi geceler herkese. Kaptan. Kaptan. Kaptan neymiş? Kaptan bayıldı. Ne? Kaptan bayıldı. Kaptan bayıldı. Şoför var mı? Bu otobüsü kullanabilecek biri yok mu? Yok mu? Yardım et. Lan! Geç direksiyona geç çabuk. Teyzeme söyle o geçsin. Abi! Abi kurban olayım abi şimdi trip yapmanın sırası mı? Sen geç söz nasıl istiyorsan ben dinleyeceğim senin hikayeni. Hepimiz dinleyeceğiz. Hepimiz. Aman lan. Vallahi lan vallahi vallahi. Aman. Araba kullanmayı da hiç sevmem ama. Al, al kaptan al. Kaptan al. Leşi oradan alın. Kaptan yardımcı ol bize. Şöyle, ha, şöyle kenara bayıl. Ha. Atın onu oraya. Ha. Geç abim. Bırak, bırak, bırak. Ha. Ha. Ya bak şimdi. Bizim köyde Hazmet denilen bir teyze vardı. Aa, bizim köyde de Hazmet diye bir teyze vardı. Allah sus! Hazmet, bildim, bildim. Sen nereden bileceksin lan? Yalan söyleme. Ama aman kullanmıyor, kaza yapıyor. Abi, abi, sen nasıl istersen öyle dinleriz abi. Nasıl anlatmak istersin güzel abim? Aman siz bana ilgi göstermeyin. Ben o zaman daha iyi anlatıyorum. Tamam, tamam. Ben nereden bileceğim Hazmet'i? He lan, o, o işte. Ya bu Hazmet bir gün... Aferin. Fren patla! Fren patla! El freni! El freni çek! El freni çek! Abim! 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 Durduk. Allah kurtulduk vallahi. Abi helal sana be. Kurtardın bizi be. Çok sağ ol abi. Bak şimdi sen kurtardın deyince benim o bizim köydeki Hazmet geldi aklıma. Ya abi bırak git ya. Hadi Hazmet de sana mutluluklar. Sana lanet olsun. Neymiş diyorsun sen ya? Hazmet de Hazmet.
İsterseniz ben sizin hikayenizi dinleyebilirim yani. Ya da beraber başka bir hikaye de uydurabiliriz. Ya bak şimdi, sen uydurma dedin de benim aklıma bizim Hüseyin geldi, bilirsin. Hangi Hüseyin? Hüseyin Bolt. Hani böyle kaçarı da. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve...